Burası 6. katman. Sporosfer. Burası 6. katman, burası Sporosfer. Sporosfer ekranlarından herkese merhabalar. Bugün yeni bir söyleşimiz var ve Ümraniye Spor oyuncusu Jonathan Delvalle bizimle olacak. Merhabalar Jonathan. Merhaba. Kendisi Tuna da bize tercüme konusunda yardımcı olacak. Tuna merhabalar sana da. Merhaba abi. Çok teşekkürler yardımın için bize. Şimdi kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum bizi izleyenler ve dinleyenler için. Hemen akabinde de soru cevapla devam edeceğiz yayınımıza. Sosyal medya kanallarımızdan Sporosfer TV'yi takip edebilirsiniz. Instagram, Twitter, YouTube ve Spotify kanallarımıza abone olabilirsiniz. YouTube kanalımızdaki zil butonuna basarak bildirimleri alabilirsiniz ve yayın kanalımızda gerçekleşen yayınlara yakından takip edebilirsiniz. Söyleşileri yakından takip edebilirsiniz. Ve web sitemizde hemen hemen tüm spor branşları ile alakalı spor hikayeleri, sporcu hikayeleri, spor olayları hikayeleri gibi yazılarımıza da okuma şansınız olacak. Bunu da ihmal etmeyin lütfen. Hemen Jonathan'la devam edelim. Jonathan Venezuela'da doğdu, büyüdü ve Venezuela'da nasıl bir çevrede, nasıl bir mahallede, nasıl bir şehirde, nasıl bir ailenin içinde doğdu, büyüdü? Biz açıkçası onu biraz merak ediyoruz çünkü onun sahip olduğu kültürel birikimler bizim için çok kıymetli. Ondan dinlersek bu hikayeyi, yaşam hikayesinin en başına dönersek, ondan dinlersek çok mutlu oluruz. Entonces, bienvenido más una vez. Sabemos que ha nacido en Venezuela y queremos saber un poco sobre su ambiente en Venezuela, cómo era su familia, cómo era su vida en Venezuela, porque queremos saber la cultura también un poco. Entonces, gustaríamos si pudieses hablar un poco sobre el Venezuela, cómo era la vida, su familia, ambiente, los amigos, sobre su historia de vida en tiempos de Venezuela. Bueno, sí, el tiempo que he estado en Venezuela, la verdad que me gusta mi país, siempre lo llevo en el corazón, la verdad, mucho tiempo que no voy, a cuatro años que no voy a Venezuela. Venezuela en este momento está pasando un momento difícil, pero bueno, son cosas que a futuro esperemos que todo mejore. Bueno, es mi opinión. Sí. ¿Y qué piensas sobre cuando naciste en Venezuela, en los tiempos de crianza, cómo era su familia, el ambiente? Mira, la verdad es como todo, pero persona que nací en Venezuela, ¿no? Cuando era chico, pasé muchas cosas, digamos que pasé hambre, mi familia pasó por muchas necesidades, bueno, yo creo que eso fue uno de los motivos y ganas de jugar al fútbol y bueno, eso fue lo que me llevó a ser lo que soy hoy en día, gracias a Dios, y no quiero decir que la pasamos muy mal cuando éramos chicos, sino que pasamos algunas necesidades que nadie sabe, bueno, que a mí tampoco me gusta comentar mucho, pero gracias a Dios hoy en día estamos bien y bueno. Ülkemi oldukça seviyorum. 4 yıldır da gitmiyorum. Zor zamanlardan geçiyor diyebilirim aslında ama gelecekte iyi olacağını düşünüyorum. Bu benim düşüncem tabii. Çocukluk zamanlarıma geri dönecek olursam güzel bir ortamdı. Zorluklar içinde büyüdüm. Hani şükürler olsun ki şu an iyi bir durumdayım. Ailecek belli zorluklarımız oldu. Bu da beni motive etti futbolcu olmak için. Hani bu tarz şeylerden konuşmak çok hoşuma gitmiyor ama zorluklardan geçtik diyebilirim ailecek. Şu anda hani aslında istediğim motive olup istediğim şekilde bir hayata ulaştım diyebilirim. Biz de temenni ediyoruz gerçekten Venezuela gibi çok doğası güzel, insanı güzel bir coğrafyanın
bir istikrara kavuşması bizi memnun eder, mutlu eder. Nos también seremos muy contentos si Venezuela, un país como Venezuela, pudiese ser mejor en el futuro y tener mejores condiciones que hoy. Bueno, esperemos que sí. Yo creo que, como dice Lich, cuando la tormenta pase, todo se calmará y bueno, espero que esa tormenta pase, que ahora está en Venezuela y se acomode, ¿no? Que es lo más importante. Sí. Aynen öyle. Umarım hani gelecekte daha iyi yerlere gelecektir. Evet. Biz Türk insanları olarak Venezuela hakkında çok az kısıtlı bilgilere sahibiz. Kendi ülkesi, kendi insanları için bize neler anlatabilir? Onlar, Venezuela'daki insanlar ne yapmayı severler, ne yemeyi severler, ne içmeyi severler? Oradaki kültür hakkında bize paylaşmak istediği herhangi bir şey var mı ki biz Türk insanları olarak da Venezuela hakkında daha çok şey öğrenelim, bilelim? Nosotros como los turcos no sabemos mucho sobre las personas de Venezuela y el país de Venezuela. Queremos saber más. ¿Qué piensas? ¿Puedes hacer alguna cosa que hacen las personas en Venezuela que gustan hacer? ¿Cómo es un país? ¿Qué puedes compartir con nosotros para tener más información sobre el país de Venezuela como los turcos? Mira, no sé, los turcos les gusta mucho el verano, ¿no? En Venezuela todo el año es verano y allá están, digamos que las mejores playas de Venezuela y yo las recomiendo. Pero las mejores playas del mundo están en Venezuela, tienen muchos lugares hermosos para visitar y tiene el Salto Ángel, que es el más grande del mundo, no lo más grande del mundo, que queda en Amazonas y bueno, y esperemos que, bueno, que vayan y lo visiten. El río Canaima. Tuna, duyabiliyor musun? İnternet koptu da bir. Ha, onun mu koptu, geldim benim mi şu an. Koptu diye. Ha, evet. Senin biraz zayıf galiba. Tamam. Arada gidip geliyor tamam. Şey. Tamam. Sen Jonathan'ı duyduysan eğer yeterli. Tamam. Tercümesini yaparsan sevinirim. Tamamdır. Venezuela, hani Türkiye'de sadece 4 mevsim ama Venezuela çok oldukça sıcak ve sürekli yaz diyebiliriz. O yüzden güzel plajları var. İnsanlar plaja gitmeyi seviyor. Daha Türkiye'deki gibi sıcak kanlılar. Yemek yemeyi de çok seviyoruz. O yüzden öğle yemeklerine oldukça önem veriyoruz. Ve dediğim gibi plajları çok meşhur. Sıcak bir ülke. O yüzden sürekli yaza göre uyumlu yaşamayı seviyoruz. Harika, gayet güzel. Peki kendisi de bize daha öncesinden bahsetti. Ailevi olarak da, kendisi bireysel olarak da bazı zor zamanlardan geçtiğinden bahsetti. Futbola başlama öyküsünü bize biraz anlatabilir mi? Muhtemelen o yaşadığı zorluklar nelerdi? O futbola başlama öyküsünü ve yaşadığı zorlukları ondan dinleyebilirsek çok mutlu oluruz. Has hablado sobre un poco sobre las dificultades que tuviste cuando era crianza y con tu familia. ¿Puedes hablar sobre cuál era la historia de ser jugador de fútbol? ¿Cómo ha iniciado a su carrera? ¿Cómo fue aquel tiempo de iniciar al jugador de fútbol? ¿Y cómo fue el factor de tuver aquellas dificultades? La dificultad yo creo que se las pone la vida, ¿no? Porque si uno más quiere lograr el objetivo, que es ser un gran jugador, hacer lo que te gusta, yo creo que también viene la parte de la familia. Porque, por ejemplo, al principio nadie me apoyaba pues, a jugar al fútbol y, bueno, gracias a Dios yo nunca me limité a hacer caso, a no ir y yo siempre me escapaba a jugar al fútbol, a jugar a la pelota, que era lo que más me gustaba y bueno, yo creo que muchas cosas que pasaron entre mi familia, más que todo la separación de mis padres, yo creo que eso fue lo que más me fortaleció a seguir mi sueño y bueno, y gracias a Dios lo continué haciendo y aquí estoy.
Zorluklar tabii ki o dönem hayatta kalmak diyebilirdim. Başlarda oldukça futbola başlamak için zorluklarım vardı. Ama kendimi hiçbir zaman limite etmedim. Etrafımdaki yaşadığım olduğum sıkıntılar benim futbolcu olmak istememi limite etmedi hiçbir zaman. Kendimi hep destekledim, istediğimi yaptım. Aile içindeki problemler ya da çevresel faktörler de benim daha güçlü bir bireysel olarak daha güçlü olmama yardımcı oldu. Ve dolayısıyla da hani hayalim ettiğim futbolcular kavuşturdu diyebilirim. Evet, gayet güzel. Peki biraz şimdi Venezuela'daki macerasından Avrupa'daki macerasına geçiş yapmak istiyorum ben. Avrupa'ya yaptığı ilk transferi Guy Rux'ın efsanesi olduğu Auxerre takımına gerçekleşti. Auxerre'de çok fazla forma şansı bulamadı transfer olmasına rağmen. Orada yaşadığı problemler neydi? Bir Fransa'yla ilgili bir uyum sorunu mu oluştu? Yoksa genç yaşta bir oyuncu olmasından ötürü mü forma şansı bulamadı? Orada yaşadıkları zorluklar nelerdi? Problemler nelerdi? Ahora un poco queremos hablar sobre su carrera en la Europa después de Venezuela. Has transferido al equipo de Auxerre, que Guy Rux es una de las leyendas en el equipo. Pero después no tuvo oportunidad de jugar mucho. ¿Cuáles fueron los factores que no podía jugar mucho en la Francia? ¿Fue adaptación o cuáles fueron los factores que no tuvo mucha oportunidad de jugar? ¿Cómo fue aquel tiempo en Francia? Si pudieses hablar un poco sobre esa parte. Bueno, yo creo que más que todo me faltó la transferencia para Auxerre de Francia. Yo creo que fue así muy, muy rápido, muy inesperado. Este fue de la noche a la mañana, me tuve que ir, agarrar mis cosas, irme. Yo creo que fue más que todo la adaptación, porque como todos sabemos, jugar en Francia no es fácil, porque sabemos que ya más que todo es táctica, más que todo es fuerza, rapidez. Y bueno, y yo vengo de un fútbol en Venezuela que en ese momento estaba progresando a mayores, ya estaba agarrando un nivel alto. Y bueno, de la noche a la mañana me fui a Auxerre y la adaptación para mí no fue muy buena, no me adapté al esquema del entrenador, me pone una posición que yo nunca había jugado y bueno, yo creo que ese fue uno de los principales problemas que no pude jugar en Auxerre. Evet, çok hızlı bir transfer oldu, transfer süreci oldu. Beklenmedik bir transfer süreci oldu. Bir iki gecede oldu diyebilirim hatta. O yüzden adaptasyon problemi yaşadım. Fransa'da da futbol oynamak herkesin bildiği gibi kolay değildir. Taktik üzerine ve hız üzerine oynanan bir lig. Venezuela'da o dönemler futbol seviyesi yükseliyordu, iyiydi ama Fransa'ya direkt transfer olduğumda adapte olmakta zorlandım. Çok iyi bir süreç olmadı. O dönemki antrenör de hiç oynamamış olduğum bir pozisyonda oynattı beni. Dolayısıyla o da bir etken oldu aslında iyi performans verememe. Bu iki sebep ana etkenlerden de diyebilirim. Evet. Peki Özer'den Rio Ave'ye ve Paços Ferreira'ya geçiş öyküsünde ve Portekiz'deki kariyeri hakkında bize neler anlatabilir? E que puedes decir sobre su carrera en Portugal de Rio Ave y Paços de Ferreira? Aquella parte de su carrera, ¿qué puedes decir? Bueno, en Rio Ave cuando llegué, la verdad que la adaptación fue muy agradable, todos mis compañeros me ayudaron, como todos saben, no entendía muy bien el portugués, pero a los dos o tres meses ya lo estaba dominando muy bien, gracias a Dios. Tengo un compañero que hablaba español y portugués, me ayudaba mucho y la verdad para mí fue esos tres años que duré en Portugal fue lo más bonito de mi carrera, lo que me pasó, porque jugamos Liga Europa, pasamos la fase de grupo, jugamos la Supercopa de Portugal y yo creo que fue uno de los tres años más importantes de mi vida y bueno, y yo creo que fue una de las tres temporadas que jugué muy bien. La etapa más importante a mí en Portugal fue cuando me fui a Paços de Ferreira por cinco meses, que me prestaron por cinco meses y yo creo que ahí fue donde realmente me adapté al fútbol portugués, a lo que era la cultura, todo. Me adapté muy rápido y yo creo que eso fue uno de los mejores recuerdos que tuve y bueno, gracias a Dios,
A la siguiente temporada continué con Rio Ave un año más, una temporada más, ahí fue donde jugamos la Europa, la Supercopa de Portugal y ahí fue que tuve el salto para acá, para Turquía. Rio Ave'ye gittiğim dönemdeki oldukça ekipteki arkadaşlarım yardımseverdi. Portekizce de başta zorlandım ama onun İspanyolca konuşanlar da vardı takımda. 2-3 ay kadar bir süreçten sonra çok şükür adapte olabildim takıma. 3 yıl orada geçirdim. En iyi dönemlerimden biriydi kariyerimde. Rio Ave ile Süper Kupa'da, Portekiz Kupası'nda, Süper Kupası'nda başarılı işler yaptık. Avrupa'da gruplara kaldık. Avrupa'da iyi gidiyorduk. Daha sonra Passos Ferreira'ya transfer oldum. 6 aylık kiralık gittim. O da o dönemki en iyi süreçlerimden biri diyebilirim. Çünkü o 6 ay boyunca takıma ve kültüre, Portekiz kültürüne, futboluna iyi adapte oldum. Daha sonra Rio Ave'ye döndüm. Yine bir yıl kadar devam ettim Rio Ave'de oynamaya ve oldukça iyi bir performans gösterdiğimi düşünüyorum. Daha sonra da Türkiye'ye geri geldim. Türkiye'ye geldim. Evet. Evet, kesinlikle. Artık röportajın bundan sonraki bölümünde de biraz böyle Türkiye'deki kariyerinden ve Türkiye'deki yaşamından biraz daha konuşmak istiyorum. İşte İstanbul gibi, Bursa gibi, Gaziantep gibi, Giresun gibi, Bandırma gibi Türkiye'nin farklı coğrafyalarındaki takımlarda oynadı, o şehirlerde yaşadı. Bu takımlarda oynarken, bu şehirlerde yaşarken yaşadığı en çok zorluklar ya da kolaylıklar, en sevdiği şeyler ya da sevmediği şeyler nelerdi? Bize neler söyleyebilir? Ahora queremos hablar un poco sobre la el parte de Turquía. Sabemos que has jugado en muchos diferentes equipos en Turquía. Has vivido en Istanbul, Gaziantep, Bursa, Giresun, en ciudades diferentes. ¿Cuáles fueron los factores más dificultades que tuviste durante esta etapa de Turquía? ¿Cuál fue la cosa que tuviste un problema? ¿Qué puedes decir sobre vivir en diferentes ciudades de Turquía y sobre la cultura en general? Cuando recién llegué a Kasımpaşa, a Estambul más que todo, llegué a una ciudad grande, Estambul, son 30 millones de personas que viven aquí, bueno, una ciudad muy grande. Llegó un equipo, digamos que bien concentrado, bien organizado como Kasımpaşa, y la verdad que no me costó mucho adaptarme porque estaba jugando dos tres compañeros que dos hablaban portugués, uno hablaba español y de esa parte me ayudaron mucho aquí en Kasımpaşa, en Turquía, la cultura, el fútbol, a entender más. La verdad que fue una experiencia muy bonita en Kasımpaşa y bueno, ahí salté para Bursa. Como pueden venía de la Copa América en Estados Unidos, venía de jugarla, llegué, firmé, hice un contrato con Bursaspor y bueno, esa temporada no, en lo personal no me fue muy bien, no, y al equipo también no le fue muy bien y digamos que tuve una mala experiencia en Bursaspor que no me gustó, pero bueno, yo igual le deseo lo mejor a Bursaspor que salgan de la situación en que está. İlk geldiğimde Türkiye'ye Kasımpaşa'da başladım. Çok büyük bir şehirdi İstanbul ilk geldiğimde. 20 milyon kadar insan var sonuçta ve büyüklüğü şaşırtmıştı. İyi konsantre bir takımdı Kasımpaşa. İyi bir takımdı. O dönem 2-3 Portekizce ve İspanyolca konuşan oyuncu vardı. Onlar çok fazla yardımcı oldular bana. Hem Türk kültürünü anlamakta hem de futbol açısından çok fazla destekler oldu. Çok büyük bir şanstı o benim için. Kasımpaşa'da o şekilde güzel adapte olduğumu ve iyi bir dönem geçirdiğimi söyleyebilirim. Daha sonra Bursa'ya transfer oldum. Amerika'da da o dönem kupası vardı. Amerika kupası vardı. Bursa'daki tecrübem çok iyi değildi aslında. Çünkü takım olarak iyi gitmedik. İyi bir performanslı değildik. Kötü bir tecrübeydi diyebilirim Türkiye açısından Bursaspor. Ama tabii ki Bursaspor'a saygım sonsuz. Umarım iyi yerlere gelecektir. Oradaki performans kötü oldu diyebilirim. Peki o şehirlerde yaşarken o şehirlere özgü yemekleri, işte kültürel ögeleri dikkate aldığında en çok sevdiği, en çok rahat olarak yaşadığı şehir hangisiydi?
Y pensando sobre las comidas, las culturas, ¿cuál fue la ciudad que tú gustaste más de vivir y fue mejor para ti, para tu experiencia en términos de vida social? La verdad me gustó y mi esposa también le gustó, nos gustó Gireso, la verdad es una ciudad muy tranquila. Sabemos que está un poco hacia el mar, pero nos gustó Gireso, una ciudad muy tranquila, las personas muy amables, la verdad que sí, y también Gaziantep, porque estuve 2 años ahí, también me gustó. Eşimle ben aslında Giresun'u daha çok sevdik diyebiliriz. Çok sakin bir şehir. Biraz daha deniz tarafında kalıyor ama insanlar çok yardımsever. Orada da önemli bir zaman geçirdik. Orayı çok sevdik diyebilirim. Evet, gayet güzel. Açık sözlülüğü için çok teşekkürler. Peki kendisi az önce Amerika Kupası'ndan yani Copa Amerika'dan da bahsetti ve milli takım kariyeri hakkında neler söyleyebilir? Gelecek adına Venezuela milli takımında oynamak adına ümitli mi? Bir sonraki Copa Amerika'da yer alabileceğine inanıyor mu? Has hablado sobre la Copa América. ¿Qué piensas sobre el equipo nacional de Venezuela? ¿Tienes algún sueño de jugar en el futuro en el equipo nacional? ¿O qué piensas sobre el equipo de Venezuela? Yo pienso muchas cosas, no personal, en lo futbolístico, que hay muchos jugadores buenos. Nosotros venezolanos tenemos muchos jugadores buenos que están jugando fuera de Venezuela. Pero lo que nos falta es un poquito de humildad y trabajar más, ser más inteligente para hacer las cosas bien, para que el nombre de Venezuela quede más alto de lo que lo podemos llegar. Y bueno, en lo personal yo quisiera estar de vuelta en el equipo nacional de Venezuela, es lo que yo más deseo en estos momentos. Pero bueno, que si me llega la oportunidad lo voy a aprovechar, sino alentar siempre a mi país desde afuera. Kişisel olarak ve futbolcu olarak tabii ki çok fazla fikrim var Venezuela milli takım için. Çok iyi oyuncularımızın olduğunu düşünüyorum Venezuela dışında yaşayan ve oynayan. Daha fazla çalışmalıyız, zeki olup daha iyi işler yapmalıyız Venezuela takımı olarak ve halk olarak. Ben tekrar orada olmayı çok istiyorum milli takımda. Hani şans gelirse bunu tamamen oynamayı çok isterim. Şans gelmezse de tamamen büyük bir destekçileriyim. Daha iyi işler yapabiliriz. Umarım kendisi de en kısa sürede tekrar yeniden milli takımda onu görürüz diye umuyorum. Peki kendisi 7,5 yıldır yaklaşık olarak 7,5 yıldır Türkiye'de futbol oynuyor. Süper Lig'de ve 1. Lig'de kendisi farklı zamanlarda oynadı. 7,5 yıldır Türkiye'de olmasını göz önünde bulundurarak Türk futboluna bu kadar iyi uyum sağlamasının faktörleri nelerdi? Nasıl değerlendiriyor bu süreci? Esperamos que puedas volver a nacionalidad de Venezuela. Otra pregunta es, sabemos que has jugado en la Turquía durante 7 años, casi 8 años. ¿Cuál fue el factor que fue adaptado a jugar en Turquía? Sabemos que tiene un buen rendimiento y está jugando en la Turquía durante 7-8 años. ¿Qué fue los factores que conseguiste jugar y adaptar en la Liga Turca? Y bueno, yo creo que en lo personal, más que todo, a mi familia le gustó Turquía. Le gustó las personas, le gustó mucho la cultura, la comida también. Muchas cosas, aquí en Turquía hay muchas cosas por visitar. Que, imagínate, los años que tengo aquí he ido a pocos sitios. Espero algún día visitarlo. Las demás cosas lindas que tiene Turquía y bueno, la adaptación, como te dije, la adaptación para mí fue muy, muy rápida y yo creo que también a las personas que han jugado conmigo les gusta cómo soy como persona, cómo soy como futbolista, cómo soy como ser humano y por eso es que decidí quedarme aquí en Turquía, así yo teniendo propuestas de otros países yo decidí quedarme en Turquía. Öncelikle kişisel olarak ve ailem de burayı çok sevdi. Kültürü,
Türk yemeğini çok sevdik. Çok fazla aslında şey var Türkiye'de keşfedilecek. Şu ana kadar az yerlere gittim ama umarım daha da çok gitmek istediğim yerler var, fırsat bulup gezmek istediğim. Burada evet adaptasyonum hızlı oldu çünkü insan olarak Türk insanını seviyoruz. Ben de karakter olarak uyumluyum Türk insanına. Burada yaptığım işler olarak seviliyorum. O yüzden de dışarıdan teklifler gelse bile Türkiye'de kalmayı tercih ettim. Buradaki zamandan memnunum oldukça. Gayet güzel. Biz de onu seyretmekten dolayı çok mutluyuz burada Türkiye'de. Peki Ümraniye Spor'daki kariyeri hakkında bize neler söylemek ister? Takımın potansiyeli hakkında, Süper Lig'deki konumu hakkında neler düşünüyor? Takım içindeki iletişim, koordinasyon nere derecede? O bunun mutlu oluyor mu? O bu koordinasyon sürecinden, iletişim sürecinden mutlu mu? Huzurlu mu? Biraz bize Ümraniye Spor ve kendisi hakkında neler söyleyebilir? Y nosotros también estamos mucho felices de verte en la Liga Turca. Ahora otra pregunta es ¿qué piensas sobre el equipo de Ümraniye Spor? ¿Cómo está la adaptación, la comunicación entre los jugadores y directores? ¿Qué piensas sobre el potencial del equipo de Ümraniye Spor? ¿Y puedes hablar un poco sobre tu tiempo en el equipo de Ümraniye y sobre su potencial del equipo durante la Liga Turca? Bueno, Ümraniye Spor es uno de los equipos, digamos, que puede avanzar mucho más en como estructura, como equipo. Después de 100 años está en la Super League. Llegó su momento de brillar en la Super League. Yo creo que este equipo, a transcurrir los años, puede llegar muy lejos estructuralmente, como equipo, como familia, porque es el equipo del barrio, es el equipo de la ciudad. Y la verdad es que después de pasar los años, yo creo que este equipo va a ser uno de los equipos más importantes de Turquía, en el sentido de vender jugadores, de ser buenos partidos. Y este año se nos ha hecho difícil, pero yo creo que a final de temporada Ümraniye Spor se va a quedar en la liga y va a continuar jugando Super League por mucho tiempo. Ümraniye Spor çok iyi bir takım ve çok daha fazlasını yapabilecek bir takım. Yapı olarak çok buna müsait bir takım. Süper Lig'e çıktıklarında gelmiştim. Aile ortamı var. Takım iyi yerlere gidebilecek bir takım. Sonuçta bir semt takımı ve yeni çıktı Süper Lig'e. Dolayısıyla aslında ileride daha önemli bir takım haline gelebilecek bir potansiyeli var kesinlikle. Sene sonunda da ligde kalacağını ve ileride daha iyi işler yapacağını düşünüyorum. Evet. Peki kendisinin futbolu bıraktıktan sonra saha içi ve saha dışında yapmayı planladığı şeyler neler? Bunlar futbol özelinde de olabilir, ailevi olarak da olabilir ya da başka roller anlamında da olabilir. Neler yapmayı planlıyor? Y después de terminar su carrera como jugador de fútbol, tiene algunos planos sobre su vida como en área de fútbol o en área de familiar, tiene algo que piensa sobre cuando termina su carrera de jugador de fútbol. Yo eso lo he conversado mucho con mi familia, más que todo con mi esposa. Yo tengo algo en la cabeza que yo siempre se lo he dicho, que después que yo termine, durante este tiempo de jugador voy a hacer el curso de entrenador. Y yo se lo dije a ella que mi sueño va a ser, y yo sé que lo voy a lograr, y que yo voy a llevar por primera vez a mi país como entrenador a un mundial. Yo creo que yo voy a estudiar, voy a tener las herramientas como entrenador para lograr el objetivo, que ese es el mayor objetivo que tengo yo y mi país. Bunu çok konuşuyorum, eşimle de konuşuyorum. Aklımda aslında bir şey var. Hocalık kursuna yazılmak istiyorum ve hayalim ve bunun peşinden de gitmek istiyorum. Asıl hayalim de Dünya Kupası'nı Venezuela'ya götürmek hoca olarak ve bunu başaran ilk kişilerden biri olmak istiyorum. Hedefim bu yönde. O yüzden bunun için de elimden geleni yapacağım. Biz de canı gönülden onu bu hayalleri noktasında destekliyoruz. Umarım kurduğu hayallere başarıya ulaşır.
Y nosotros también soportamos sus sueños y esperamos que puedas llevar a Venezuela al mundial. Gracias, gracias. Teşekkür ederim. Peki benim sormak istediğim tüm soruları ben sordum. Kendisinin bize aktarmak istediği son anekdotlar varsa onu dinleyebiliriz. Nosotros preguntamos todas las preguntas. Si quieres añadir alguna cosa o comentar sobre algo, podemos te escuchar. Si no, ya basta todas las preguntas. Ojalá que todas las personas que nos lleguen a ver esta entrevista, que apoyen Umbraña Sport en estos tres partidos que quedan y el barrio de Umbraña vaya siempre nos ayude a alentar cada partido, así podamos salir de esta situación que estamos. No digamos que estamos mal, estamos ahí siempre a la pelea y bueno, eso es todo. Ümraniye Spor taraftarlarına desteklerini bırakmamalarını iletiyorum. Evet, şu an için iyi bir durumda değiliz, istediğimiz durumda değiliz ama umarım buradan çıkacağız ve daha iyi yerlere geleceğiz. Umarım biz de Ümraniye Spor'un ve Jonathan Delvalle'nin başarılı bir sezon geçirmesini, Süper Lig'de kalmalarını temenni ediyoruz. Umarım Türkiye'de Süper Lig'de güzel bir şekilde kariyerini devam ettirir. Y nosotros también queremos que soportamos Ümraniye Spor y su carrera en la Liga Turca. Muchas gracias, muchas gracias. Kendisine çok teşekkürler bu röportaj için. Ben kısa bir hatırlatma yaptıktan sonra hemen kapanışı gerçekleştirmek istiyorum. YouTube kanalımızda abone olarak bize yaptığımız bu içerikler konusunda destek olabilirsiniz. Kanalımıza abone olabilirsiniz ve aşağıya yorumlara Jonathan Delvalle ile ilgili yaptığımız söyleşi hakkında düşüncelerinizi, fikirlerinizi iletebilirsiniz. Beğenebilirsiniz videomuzu ve bize destek olabilirsiniz. Sosyal medya kanallarımızdan Twitter, Instagram, YouTube ve Spotify kanallarımıza abone olabilirsiniz. Tekrardan çok teşekkür ederim Tuna, hem sana hem Jonathan'a çok teşekkür ederim. Muchas gracias por entre la vista. Muchas gracias a ustedes y muchas bendiciones y bueno, espero que la página llegue a millones de seguidores. Umarım kanal olarak çok büyürsünüz. Umarım. Çok 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 teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Burası 6. katman. Spor Özver.